Evet, militan polemiği devam ediyor. Bunu nasıl okuyacağız? Dediğim gibi Fikret Bilay'a soracağız. Vakit kaybetmeden, bekletmeden Sayın Bilay'a iyi sabahlar diyelim. Sayın Bilay, iyi sabahlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Mevlam. Evet hocam, sizin de hep dediğiniz gibi önce öze dönelim. Ben sizin dediğiniz yoldan gittim. Şöyle bir araştırma yaptım kendimce. Hani terörist ve militan şimdi karşılıklı söylemlerdi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan terörist ilan etmişti birçok kişiyi. Ben de hocam sizin hep söylediğiniz gibi baktım. TDK'ya girdim. Terörist ne demek, militan ne demek diye baktım. Militan terörist kadar tehlikeli bir söylem değil. Savaş dışı sistemli şiddet hareketi. Terör, militansa bir düşünce, bir öğretiye bağlı olan ve bununla başarı kazanmaya uğraşan, bu yolda da savaşan, mücadele eden ama şiddet olarak söylemiyor demek. Şimdi nasıl göreceğiz? Çok tehlikeli bir sözcük mü militan sözcüğü? Kullanılması uygun muydu? Bu kadar tepki gerektirir miydi? Siyasette üslup yumuşasın derken nereye doğru gidiyoruz ve hemen söz sizde hocam. Evet, ifade ettiğiniz gibi tabii kavramları içeriğinden, bağlamından koparmadan tartışmak gerekir. Bu tartışma CHP eski milletvekili Sayın Beran Şimşek'in bir televizyon konuşmasında valiler, kaymakamlar militan gibi davranıyorlar cümlesinden çıktı. Sayın Beran Şimşek de amacının partizanlık yapıldığını ifade etmek olduğunu söyledi. Gerçekten de militan diyerek bir partinin mensubuymuş gibi davrandıklarını öne sürdü Sayın Beran Şimşek. Buna işte sanki terörist demiş gibi bir karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Yani eli silahlı, zor kullanan, zorba anlamında bir militan yorumu yapıldı iktidar tarafından ve bu yönüyle tartışma büyüdü. Esasen Beran Şimşek'in kastı valilerin, devlet memurlarının partizanlık yaptığı eleştirisidir. Taraf olduğu da diyebilir miyiz hocam, daha yumuşak? Yani taraf olduklarını ifade etmek istedi. Evet, tabii yani partizanlıktan kastım o zaten. İktidar partisinin bir mensubu gibi davranmakla eleştirdi Sayın Beran Şimşek. Bu tabii hani eline silah aldılar, militer güç gibi işlev görüyorlar anlamına gelmiyor. İktidar biraz bu tarafa çekti militan sözcüğünü. Aslında Beran Şimşek'in kastı sizin de ifade ettiğiniz gibi iktidar yanlısı bürokratik kadro demek istedi. Bu şimdi Türkiye'nin siyasi tarihinde yaşanmış olaylara dayandırılarak iş büyütülüyor. Şunu hatırlatmakta fayda var. Burada CHP'nin eleştirisi Türkiye'de parti devlet dönüşümünün yaşandığını ifade etmekten ibaret. Bu zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da diğer CHP'liler tarafından da söylendi. Türkiye'de parti devlet dönemi yaşanmıştır. Şimdi iktidar CHP'yi sanki iktidardaymış gibi eleştiriyor. Tek parti dönemine atıf yapıyor sık sık. Evet, CHP'nin tek parti dönemi Türkiye'de vardır ve parti devlet dönemi yaşanmıştır o yılların koşulları altında. Ne zamana kadar yaşanmıştır derseniz 1947'ye kadar yaşanmıştır. 1747'ye kadar Türkiye'nin 1946'da çok partili yaşama geçme çabaları içerisinde kurulan Demokrat Parti'nin en büyük eleştirisi parti devlet sistemidir. O zaman valiler CHP'nin il başkanı olarak görev yapmışlardır. Ve başta rahmetli Adnan Menderes olmak üzere DP'nin önde gelenleri bu sistemi eleştirmişlerdir. Ve rahmetli Menderes, Cumhurbaşkanı'nın partili olması halinde devletin siyasete karışacağı, bunun da uygun olmayacağı eleştirisini bizzat rahmetli İsmet İnönü'ye yapmıştır. Ve İsmet İnönü 1947 yılında CHP'nin 7. kurultayında Cumhurbaşkanlığının tarafsız olacağını ilan etmiş. Parti genel başkanlığı sıfatı taşıdığı için bu sıfattan sıyrılarak her iki partiye de eşit davranan bir Cumhurbaşkanı olacağını beyan etmiş ve partinin yönetimini genel başkan vekiline bırakmış ve parlamentoda da müstakil grup adı altında ilk muhalefet grubunun kurulmasına izin vermiş. Böylece çok partili hayata geçişin ilk adımlarını 1947 kurultayında atmıştır. Bu eleştirileri haklı bulmuştur Cumhurbaşkanı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin demokratik Batı dünyasına kabul edilmesi için bu düzenlemeleri Cumhurbaşkanı olarak bizzat kendisi yapmıştır. Ve o günden sonra 1950 seçimlerinden sonra da çok partili hayata geçilmiş ve parti devlet uygulamasına son verilmiştir. Yani valilerin CHP'nin il başkanı olması uygulaması kaldırılmıştır ve Türkiye demokratik sisteme geçmiştir. Türkiye'yi demokratik sisteme geçiren CHP'dir. Şimdi bu gerçek ortadayken iktidar sürekli tek parti dönemine, İsmet İnönü dönemine atıf yaparak sanki bugün CHP iktidardaymış, valileri CHP atıyormuş gibi, tek parti dönemini yaşatıyormuş gibi bir eleştiride bulunarak tarihi olaylardan güncele dönük husumetler yaratarak siyaset yapıyor. Bu bakımdan eleştiriyi tarihten üreterek değil, bugünün gerçek koşullarına bakarak yapmak lazım. Bugün AK Parti iktidardadır, 18 yıldır. Valileri atayan AK Parti iktidarıdır. CHP'nin bir ataması yoktur. CHP sadece şikayet etmektedir. Bu şikayette şöyle özetlenebilir. Devletin memurları devletin memurlarıdır. İktidarın memurları değildir. Hükümetin memurları değildir. Bu nedenle devlet memuru sıfatı taşıyan kamu personelinin tarafsız davranması anayasanın bir gereğidir. Hiçbir partiye yakın davranamazlar. Bütün partilere eşit mesafede olmaları gerekir. Sadece kamu hizmetinin gereğini yapmaları gerekir. Bu açıdan bakıldığında da valiler, ki valiler doğrudan doğruya devleti, Cumhurbaşkanı'nı temsil ederler, Türkiye'de makam arabasında bayrak taşıyan birkaç makamdan biridir. Bunlar Cumhurbaşkanı'dır, büyükelçilerdir ve valilerdir. Bu nedenle valilerin tam tarafsız olması gerekir. Bu tarafsızlığın uygulanmadığının görüldüğü hallerde de muhalefetin bunu eleştirmesi normaldir. Burada bence tartışması gereken konu şudur. Cumhurbaşkanı olarak kendine bağlı, kendini temsil eden valilere, kaymakamlara Sayın Cumhurbaşkanı'nın dava açın diye bir kampanya başlatması tartışmanın niteliğini değiştirmiştir. Çünkü Cumhurbaşkanı onların amiri durumundadır. Bu çağrı bir demokratik çağrı mıdır? Yoksa Cumhurbaşkanı'nın bir talimatı mıdır? Çünkü evet, talimat verme etkisi vardır. Bu durumda valiler ve kaymakamlar ne yapacaklardır sorusu önemli. Bunu talimat olarak algılayıp Türkiye'de 81 vali, 922 kaymakam ana muhalefet liderine dava açarlarsa bu onları doğrudan doğruya siyasetin içine çeker. Evet. Bence dikkat edilmesi gereken husus da budur. Evet, bu noktadan bakmamıştık. Çok iyi oldu, farklı bir bakış açısı sağladınız Sayın Bilay. Şimdi Cumhurbaşkanı partili, valilere militan diyorsunuz, rahatsız olunuyor ama valiler Cumhurbaşkanı'na bağlı. Cumhurbaşkanı başta partili. Aslında olaya tamamen tersten baktığımızda bu coğrafya, bu vatandaşlar ya da bu ülke iklimi bunu benimseyemedi, kabul etmiyor. Yani biz hep söylediğimiz gibi rahmetli Süleyman Demirel'in ya da işte Cumhurbaşkanı olduğunda hayır ben artık bu partinin binasına gelmek istemiyorum. Cumhurbaşkanıysam tarafsız olmak istiyorum. Bu ülke bu ekolden geldiği için Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığını tamamen kendi partisinden ayrı bütün herkese tarafsız olması altyapısından geldiği için bu rahatsızlıklar doğuyor. Peki neden rahatsız olundu? Yani Cumhurbaşkanı partili, valileri Cumhurbaşkanı seçiyorsa burada aslında çok basit bir denklem yok mu? Elbette, tabii ben de onu vurgulamaya çalıştım Hülya Hanım. Şimdi bizim sistemimiz değişti. Bizim eski sistemimizde Cumhurbaşkanı olan kişinin partisiyle ilişiği kesilir, milletvekilliği düşer hükmü evet, vardı. Bunu kaldırdı AK Parti ve partili Cumhurbaşkanlığına geçti. Böyle olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne zaman Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuştuğunu, ne zaman AK Parti Genel Başkanı olarak konuştuğunu ayırt etmek zorlaştı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı demin özetlediğim bir çağrıda bulundu. Valilere ve kaymakamlara dava açın diyor ana muhalefet partisi de. Ana muhalefet partisi AK Parti Genel Başkanı olarak Sayın Tayyip Erdoğan'ın muhatabıdır. Ama valilerin, kaymakamların muhatabı değildir. Valiler ve kaymakamlar böyle bir harekette bulunurlarsa CHP'nin de eleştirdiği gibi siyasetin içine girmiş olurlar. Valinin siyasetin içine girmiş olması demek, devletin siyaset içine girmiş olması demektir ki bu da rahmetli Menderes'in İsmet İnönü'ye yönelttiği eleştirinin hayata geçmiş hali olur. Bu bağlamda dava açmayan valiler olabilecek midir? Kaymakamlar olabilecek midir? Eğer dava açmazlarsa acaba görevlerine alınacaklar mıdır gibi sorular gündeme gelir. Yani siyasetle devletin birbirine karışmaması gerekir. Çok ince ve önemli bir çizgi vardır burada. Bu bakımdan kamuoyuna açık şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yine kendilerine bağlı olan Sayın İçişleri Bakanı'nın ana muhalefet partisi başkanına karşı dava açın diye devlet memurlarına çağrıda bulunması doğrudan doğruya devletin siyaset alanına çekilmesi anlamına gelir. Tartışmanın önemli kısmı bence budur. Evet. Bu çağrıya uyup da bütün valiler, bütün kaymakamlar dava açarlarsa artık ana muhalefet partisine karşı bir faaliyette bulunmuş oldular ki bu onların tarafsızlıklarına da gölge düşürür. Evet, siyasetçi politikacı olunabiliyor ama devlet adamlığı farklı bir durum gerektiriyor, evet, diyoruz hep. Bir de milletvekilliği de düşerdi dediniz, Cumhurbaşkanlığı. Bu çok önemli bir nokta. Yani sadece o partiyle bağının değil, milletvekili olduğunuzda bir bölgenin, bir ilin milletvekili ya da bir yerden temsili oluyorsunuz. Oradaki temsili bile kaldırmak adına milletvekilliği düşüyordu değil mi Sayın Bilay? Yani evet, tarafsızlığı sağlamak, evet, için eğilimlenmiş. O kadar ki yine bizim eski sistemimizde diyelim ki başbakan Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Başbakanlık görevini de bırakması gerekirdi. Ama ilk defa AK Parti bu kuralı da uygulamadı ve Sayın Erdoğan ilk kez 2014'te Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman geçici bir hükümle başbakanlık görevini de sürdürdü. Bunun siyasete yansıması veya hukuka yansıması adayken bile dokunulmazlığının devam etmesi anlamına geldi ve Sayın Erdoğan başbakan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığı yaptı. Oysa anayasaya göre bunu yapmaması gerekiyordu. Evet. Şimdi de ifade ettiğiniz gibi milletvekilliği sıfatla düşer deniliyordu. Partisiyle ilişkisi de kesilir deniliyordu. Çünkü Türkiye tek parti dönemini, parti devlet dönemini 1947'de terk etti. Yeniden bunun tartışmasına girmek, yeniden o dönemi hatırlatır gibi bir devlet yönetimi anlayışı sergilemek çok partili demokratik sistemle bağdaşan bir yöntem olmaz. Evet, parlamenter sisteme geri dönüşün artık ihtiyacı gün be gün artıyor diyebiliriz. Sayın Bila, mecliste şimdi baktığımızda ziyaretler de yapılıyor. Yani siyasi arenada ziyaretler yapılıyor. Saadet Partisi ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ten bir açıklama geldi. Seçimler öncesi özellikle ama ve Karamollaoğlu da dedi ki Saadet Partisi şahısları değil ilkeleri konuşur dedi. Yani bir çalışma var, bir birlik olma, ittifak. Hani eskiden herkes tek başına işte şu kadar oyum da olsa çok da alsam az da alsam diye bir farklı bir duruş sergilerdi. Şimdi bir ittifak çalışması var. Her iki taraf için de geçerli. Bu ittifak çalışmasının yankılarını nasıl görmek lazım? Bir seçim öncesi alıştırma diyebilir miyiz? Seçim yaklaşıyor diyebilir miyiz? Sizin öngörüleriniz nedir bu görüşmelerle ilgili? Ya da hükümet şu anda bulunduğu noktada sıkışmış olarak mı hissediyor kendisini? Bu takım bir takım siyasete yansıyan sıkıntılardan dolayı, buyurun. Evet, Eylül Hanım, şimdi bildiğiniz gibi Saadet Partisi Türkiye'de küçük partilerden biri. Sayın Erdoğan'ın bu konuda gösterdiği çabalar, Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki seçimleri kazanma konusunda kendinden emin olmadığını gösteriyor. %50+1 gerektirdiği için küçük partilerin ve küçük seçmenlerin de grup olarak oylara ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı açıkça Sayın Erdoğan kabul etmiş durumda. Saadet Partisi'nin bugünkü anketlere göre oyu %5 ile %1 arasında değişiyor. Çok küçük oranda ama nitelik olarak Sayın Erdoğan'ın da içinden geldiği siyasi hareketi temsil ediyor. Ve bu oyu da kendine almak, AK Parti'nin dışında bir sağ parti bırakmamak hedefi gidiyor Sayın Erdoğan. Bunu daha önce de uyguladı. Bugün İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Sayın Süleyman Soylu yine küçük bir parti olan Demokrat Parti'nin genel başkanıydı ve Sayın Erdoğan'a ağır eleştiriler yöneltirdi. O eleştirileri ve o partiyi kendi çatısı altına almak üzere Sayın Süleyman Soylu'yu AK Parti'ye aldı ve bakan yaptı. Önemli bir bakan yaptı. Keza aynı görüşten geldikleri Sayın Numan Kurtulmuş da Sayın Erdoğan'ın başlattığı yenilikçi hareketle hareket etmedi. Erbakan'ın yanında kalmaya devam etti ve sonrasında biliyorsunuz Has Parti'yi kurdu ve Erdoğan'a ağır eleştirilerde bulundu. Sayın Erdoğan buna da izin vermek istemedi ve Sayın Numan Kurtulmuş'u AK Parti'ye davet etti, partiyi aldı ve şu anda AK Parti'nin genel başkan vekili. Yani diğer partilerden, sağ partilerden gelenlere önemli görevler veriyor Sayın Erdoğan. Şimdi dışarıda kalan Saadet Partisi ve Millet İttifakı da hareket etti. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için Saadet Partisi'ni hem nitelik olarak kendi bünyesine katmak hem de belki önemli görevler teklif ederek Saadet Partisi'nde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'nin içinde eritmeye yönelik bir adım. Bu adım dediğim gibi nicel olarak bakarsanız, sayısal olarak bakarsanız çok büyük bir katkı sağlayacak bir parti değil Saadet Partisi. Ama sadece imajı güçlendirecek bir niteliği olabilir. Bu bakımdan Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı'nı şu anda seçimi kazanacak güçte görmediği için küçük de olsa bu partileri toplayıp Cumhur İttifakı'nı büyütmeye çalışıyor. Binde 5 de olsa, %1 de olsa bütün sağ canahtaki partileri bünyesi altında toplamaya çalışıyor. Hatta sol kökenden gelen Demokratik Sol Parti'yi dahi bu cenaha katmak istiyor. DSP'nin genel başkanını da kabul ederek onunla da görüşmeler yaptı. Bunun tek anlamı var siyasi olarak. Cumhur İttifakı seçimi farklı şekilde kazanacağından emin olsa bu tür faaliyetlerde bulunmaz. Bu emin olmadıklarını gösteriyor. Evet, yani bu ihtiyacın artık haiz olduğu anlamına geliyor. Evet. En azından o binde bir rakamlarına bile ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Hocam bir günde bu sağ ve sol hani tek partili dönem gibi oldu. Şimdi sağda tek bir parti olsun, solda da bu ikisinin bir arada zihniyet ve görüş ve farklılık olarak mücadele etmesi demokratik olarak sandıkta değil de çeşitlilik olması gerekiyor. Bu çeşitliliği de ortadan kaldırmaya çalıştığını söylüyorsunuz. Özellikle AKP'nin bu sistemle. Çünkü evet, sağda tek bir parti olursa sağ ve sol görüş olarak hayata bakan insanlar tek bir partiyi tercih edebilecek. Halbuki çeşitlilik olmalı. Bir günde hocam müsaadeniz olsa programda biz bu bizim anladığımız anlamda değil de sizin ve dünyada olduğu anlamda sağ ve sol ne demek? Onu da biraz konuşmak isterim sizinle. Arkadaşlarım şimdi uyarıyor efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Yine çok değerli bilgiler aktardınız bize. Öngörüleriniz için de teşekkür ediyoruz. Özellikle siyasi arenadaki bu şeyle ilgili, birbiriyle atışmasıyla ilgili AKP ve CHP'nin militan üzerinden son sözlerinizi alalım hocam. Sizi yayından alacağız. Evet, şunu söyleyeyim Evlen, iktidarın bir siyaset tarzı olarak bir kelimeden, bir sözcükten, bir kavramdan hareket ederek gündem yaratma çabası var. Veya bir cümleden hareket ederek gündem yaratma çabası var. Olayı büyütmek, bir siyasi gündem haline getirmek aslında gündemde olan gerçek sorunların kapatılmasına da yarıyor. İktidar da bunu gözetiyor. Yani işsizliği, enflasyonu, salgını, ilk kapanan esnafların kepen kapatmaları değil de böyle soyut kavram tartışmalarıyla gündemi değiştirmiş oluyor. Bence bunu hedefliyor ve bu konuda da başarılı performanslar gösterdiğini söyleyebiliriz iktidarın. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilal. Tekrar aktardığınız bilgiler için efendim. Sağ olun.